Yörükoğlu Turizm Kadir Balık'la Çat Kapı'yı sunar. Kadir Balık'la Çat Kapı birazdan ünlü oyuncu Arda Özgür ile söyleşimizi başlayacağız. Bundan öncesi onun görüyorsun motorunu kaptım. Vallahi zor da değil. Motor kullanmasını bilmiyorum ama her zaman lütfen kaskınızı, eldivenizi bu arada. Eldiven görüyorsunuz. İşte ayaklarla alakalı ayağıma bak Burak. Koruyucu şeyler vardır. Montunuzu rica ediyorum. Arabada nasıl kemerinizi kullanıyorsanız burada da bunları takın. Çünkü İstanbul trafiğinde her an her şey olabiliyor. Sen çok temkinli olabiliyorsun ama karşındaki temkinli olamıyor. Onun için lütfen kaskınızı diyorum. Bakın görüyor musunuz? Kaskınızı, montunuzu, eldiven ve diğer aksamaları motorla alakalı koruyucu olayınızı lütfen kullanınız. Çünkü sağlık sizin sağlığınız, hayat sizin hayatınız. Onun için ben kendimi çok seviyorum. Her şeyde kendime çok iyi bakıyorum. Siz de kendinize çok iyi bakın. Birazdan Arda Özgür burada olacak. Hadi bakalım. Herkese hayırlı pazarlar diliyorum. Kadir Balık'la Çat Kapı Kanal T ekranlarında bugün de başladı. Saatler 20.30'u gösterirken biz sizlerin ekran karşısındayız. Ne güzel. Ve benim çok sevdiğim, yıllardır değer verdiğim, birçok işte beraber çalıştık menajer sisteminde. Onu çok fazla anlatmayalım. Çok yakinen bir arkadaşımız sevgili Arda Özgür. Merhabalar efendim, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Allah razı olsun. Sizin gibi bir hani oyuncu duayen yanında böyle konuşmak beni tutuyor falan ama ben estağfurullah. Biliyorum tutulmam yani. Estağfurullah, sen iyisin bu konuda ya. Valla öncelikle buralara nasıl geldin? Ben çok iyi biliyorum sizi ama biraz anlatır mısın? Yani gençliğinden bu zamana kadar nasıl bir... Şöyle anlatayım. Ben liseden sonra üniversiteyi de İzmir'de okudum. İzmir'den geldim biliyorsun. Bir sene bir İzmir'de yerel televizyonda çalıştıktan sonra lisede üniversiteyi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde tiyatro bölümünü kazandım. Orada okudum. 2004 senesinde bitti. O sırada müzikle ilgili de bir şeyler yaptım. Sonra dedim ki bu işlerin merkezi İstanbul'muş. İstanbul'a geldik, yerleştik İzmir'den. O zamandan beri ufak tefek işte başladık. Bölümlük işler, 3 bölüm işler, 5 bölüm işler. Ondan sonra devamı geldi. Şimdi de buradayız işte Aşkın Bedeli diye Star'da bir dizimiz var. Ona başladık ikinci haftası. Ona geleceğiz. Şimdi beni buraya getirdin. Şu an TEM stüdyolarındayız, çekim evet. yapıyoruz. Çok doğaç görüyorsunuz ki insanların yani herkesin gelip diye oyuncuların veya farklı insanların buradaki sizi görmeye gelen insanların oturduğu görüyorsunuz. İşte çay, su. Evet, böyle bir ortamda program yapıyoruz. Ve 94-95 yıllarında ben bu işlere başladığım zamanlar, tabii ben radyoculuk bir sürü şey yapmıyorum. Burada ben seyirci koordinatörlüğü yapıyordum. İnsanlar geliyordu, tek tek içeri alıyordum arkadaşları. Hiçbir zaman gocunmadım. Siz de gocunmayın. Çok çalışırsanız, mutlaka ki Allah-u Teala yüreğinizi de bozmazsanız, içinizdeki biraz da iyi nokta nokta olmazsa, diğerleri Allah tarafından gelirsiniz diye aynen, düşünüyorum. Aynen. Değil mi? Hangi programla başlamıştın sen? O zamanlar Hülya Avşar Show'da seyirci koordinatörüydüm. Evet. Yani sen doğmuş muydun? Tabii. Biz o zaman ekran başında izliyorduk o programları. Orada mesela atıyorum işte Burak Bey veya Hüseyin abi notlar vardı elimizde. Numara şeyler vardı o Hı-hı. zamanlar. Anladın mı? İnsanları oturturduk. Anladın mı? Orada o işte başladım. Sonra ben dizi ekip başlığı yaptım. Ha. Tabii her şey yaptım. Radyoculuk yaptık. Ama en kralı gelsin sol cebimden çıkartırım yani. Her yerden geçtim diyorsun yani. Tabii Yılan Hikayesi'nde 10 bölüm oynadım polis rolünde. Valla ben bakma işte böyle. Yine hani... o zamanlar ekran başındaydık daha izliyorduk yani. Henüz. Vallahi. Daha hatta şey vardı bu Aslı İslamoğlu var menajer biliyorsun. Tanıyorum. Kardeşini tanıyorum. Çok iyi arkadaşımdır. Tanırım. Aynen. Kurtlar Vadisi şeyde oynarken X bir televizyonda başlarken gel dedi bu klimeden dedi yani ben yapamam dedim ya. Dizi başladı. Başlasan 10 senedir devam ediyor olabilirdin aynen, yani. Aynen biz yani böyle. Çünkü aynen. bu
ister biraz sürümcemeli, çok yorgun diyorsun ya, haftalar günü çalışıyorum diyorsun. Evet, yani. Evet. Ya şimdi bir de günlük dizi formatı olduğu için çok yoğun. Hani bugün biraz daha şeydi, 3-4 sahnemiz vardı, çıkar çıkmaz. Diziyi altta gösterelim Timur. Çıkar çıkmaz başladık röportaja. Peki, her gün neler yapıyorsun? Mesela sabah kalkıyorsun, sete geliyorsun. Sabah kalkıyorum, motora atlıyorum, sete geliyorum. Biraz yolum uzun. Geliyoruz, işte küçük bir kahvaltı, ondan sonra saç, makyaj, kostüm. Sonra koşturmaca başlıyor. Peki bu ekip seni geriyor mu? Hayır. Geldiği zamanlar oluyor. Hayır, hayır, hayır. Çok çok rahat bir ekip. Yani çok profesyonel bir ekip zaten. Ve iki ekip çalışıyoruz. İşlerinde hepsi usta, öyle söyleyeyim. Olmazsa çünkü günlük dizi yani yetişmez, çekilmez. Yine nereden baksan 40-45 dakika sürüyor. Haftada kaç tane dizi ekliyorsun? 5. Kaç bölüm, özür dilerim? 5 bölüm bitmek zorunda bir haftada. Çantada olması lazım. Aynen öyle. Yani şu anda zaten stokluyuz. Bir 3 haftalık işi falan çektik. 15, tabii 15 bölüm, 16 bölüm çektik. İkinci haftasında yayında. Biraz yoğun tabii diğer haftalık işlere göre ama keyifli. Herkes işini biliyor yani. Peki dizide kimler var oyunculardan? Dizide kimler var? Zeynep Aydemir var. Deniz Bolışık var. Göktuğ Alpaşar var. Kevork Türker var. Zafer Demircan var. Yeşim Alıç var. Mert Yavuzcan var. Güzel güzel bir oyuncu kadrosu. Yani. Çok çok güzel bir oyuncu kadrosu. Yani sağlam bir oyuncu kadrosu. Buradaki senin... Ben burada Poyraz karakterini oynuyorum. Hazinedar Holding'in babam asıl sahibi tabii. Ve biz üç kardeşiz. Baba belli bir yerden sonra artık biraz daha böyle bir emekliye ayrılmaya çalışıp işleri Poyraz'ın üzerine vermeye uğraşıyor. Poyraz da bu sorumluluğu alıyor ama o sırada da ailede bazı problemler çıkmaya başlıyor. Karısıyla ilgili sıkıntılar çıkmaya başlıyor. Ve her şey birbirine giriyor. Onun içinden çıkmaya çalışacağımız uzun bir serüven olacak inşallah, bakalım. Köylümüz, kuzenimiz, her şeyimizin yerindeyiz. Vallahi burada özel kuru fasulye, akçabak, köfte ne ararsan var. Birazdan Burak başlayacak yemeğe, ben yemeye başlayacağım. Artık ne olacak bilemeyeceğim. Tabii ki bu güzide mekanın iki patronu var. Sevgili Kadir Çakır Bey. Merhaba efendim. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız efendim, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Şaban Sarıoğlu. Hoş geldiniz. Evet, önce büyükten başlayalım. Burada neler oluyor, neler var burada? Burada menşir ispir kuru fasulyesi, Trabzon bidesi, Akçabat köfte, dönerimiz menşir. Yani her şeyimiz menşir burada. Sultan çiftliğine çok fazla bir mekan gibi görüyorum burayı. Sultan çiftliğimiz Sultan Gazi olarak yeni ilçe olduktan sonra çok hızlı bir şekilde gelişmeye devam etmiştir. Ve bir de bu yeni yapılan belediyemiz, kaymakamlığımız, işte 3000 yataklı hastanemiz de bu bulvar üzerindedir. Bundan gelişmekte olduğu için hızlı bir Atatürk Bulvarı 45 metre cadde olduğu için köşe bir dükkan, güzel, halkımızın temiz, leziz, sağlıklı yiyecekler tüketmesi için hizmeti açmışızdır. Şunu söylemek istiyoruz. Bence buraya gelin. Hani dünya mutfağı falan diyorlar ya, aslında bir Karadeniz mutfağında burada bir tadın. Ondan sonra zaten ne demek istediğimi anlayacaksınız. Efendim Kadir Balık'la Çatkapı ne yapıyor? Devam ediyor. Nereye gidiyoruz? Bakalım nereye gidiyoruz. Gidiyoruz. Önümüzdeki haftalarda var mı bir tiyo? Tabii. Devam. Tiyo var mı? Biraz tiyo var mı? Tiyo bizim çektiğimiz yere kadar var. Hani Aşkın Bedeli'ydi değil mi? Aynen. Aşkın Bedeli. Benim karımı oynayan karakter Zeynep Aydemir'in bir ikizi var dizide. İkiziyle karımın durumu çok farklı. Birisi çok zengin bir ailede, çok iyi yetişmiş, iyi bir üniversite eğitimi almış ailesiyle, annesiyle birlikte. Diğeri babasıyla birlikte kalan ikiz kardeşi. İkiz kardeşin ötekinin yerine geçme gibi bazı planları var. Bunu da hayata geçiriyor belli bir bölüm sonra. Ben de karım diye ikiz kardeşiyle
Peki bu dizi teklifi nasıl geldi sana? Evde otururken mi? Neredeydin? O an telefon geldi. Neredeydim? Diye. Balıktaydım. Balıkta. Vallahi balıktaydım. Teknede balık tutuyordum. Balık tutarken balık tuttu. Aynen. Balık yani. Tutarken bir anda unuttum orayı. Telefonla konuşmaya başladım ve Focus Film aradı. Tanıyorum zaten uzun zamandır, uzun yıllardır sahiplerini, yapımcımızı. Başarılar diliyorum bize. Çok teşekkür ederim. Çat kapı olarak. Çok çok teşekkür ederim. Bir gün sete çat kapı yaparız. Beklerim her zaman. Aynen. Hepsi burada. Şirketimiz burada. Odamız burada. Villamız burada. Evimiz hepsi burada. Burada yani. Aynen, villanın aynen. Bahçesinde program aynen, yapıyoruz. Aynen tabii ki. Böyle bir keyifli program daha önce katıldın mı? Yani böyle bir doğaç. Bu kadar rahatını gerçekten program. Görmedim. Çok yani çok çok rahat. Çok güzel. Sana da başarılar diliyorum. Şey çok mutlu lazım. Oldum böyle gördüğüm için. Allah içinde. Razı olsun. Arda ben de seni çok severim. Mesela geçtiğimiz hafta işte Zeynep'i aldık, İlgi ablayı aldık, İlgi ablayı, İsrafil Köse'yi aldık. Her şeyde, her yerdeyim yani. Ne demek ki? Gel stüdyoya gel, oraya gel. Abi neredeysem, nerede rahat edebiliyorsan burada da program yapılabiliyor ya, yani. Ya yoğun çalışma temposu içinde böyle olması tabii hem senin için hem de hani konukların için tabii ki daha kolay ve doğal olur diye düşünüyorum. Ama geçen hafta konuştuğumuzda Arda şey dedin, yani şey bekliyor muydun abi, geleyim orada yapalım falan diye, yoksa bir yer. Valla beklemiyordum. Özel bir vakit ayırmak gerekir, işte bir yere gitmek gerekir, saçtır makyajdır kostümdür, hep öyle alışmış olduğumuz için, ama bu çok rahat oldu, iyi oldu yani. Peki şimdi kalktın diyelim, bir gel şuraya gel abi, biz gerçi motorla sen gelirsin. Gelirim. De. Motor rahat bu arada. Sen çağırdığın zaman gelirim kardeşim. Allah razı olsun. Kendine zaman ayırabiliyor musun? Haftada bir gün ayırmaya çalışıyorum. Benim bir köpeğim var. Onunla ilgileniyorum. Yaz vakti onu denize götürüyorum, ediyorum falan. Onun dışında çok fazla yani kaliteli bir zamanımız olmuyor ama şey de değiliz yani, şikayetçi değilim. Yazın neler yaptın? Yazın ortasından sonra zaten çalışmaya başladım. Biz dediğim gibi yaklaşık 1,5-2 aydır zaten çekiyoruz bölümleri. Erken başladık biraz, sıcakla boğuşa boğuşa. Memleketime gittim, bir İzmir'e gittim geldim. Ailemi gördüm. O kadar. Onun dışında çok fazla bir tatil imkanımız olmadı bu sene. Ondan sonra full çalışıyorsun. Aynen öyle. Tabii aynen. Çalış yani. Peki kazandığını biriktirebiliyor musun? Şey yapabiliyor musun? Ya bu biraz şeyle alakalı. Çalışmadığın zamanlar, borç aldığın zaman onları mı bitiriyorsun, yoksa kendine mi çalışıyorsun diye soruyorum. Ya ilk başta onları bitiriyorsun. Ondan sonra da birikim yapabildiğin kadar yapabiliyorsun tabii, ama hani bu işin ne kadar devam ettiğiyle alakalı, ne kadar sürdüğüyle alakalı. Yani biraz şöyle bir 1-2 sene süren bir iş olması gerekiyor herhalde bizim gibi insanların para biriktirmesi için. Çünkü bir yandan da yiyoruz, bir yandan kendimize yatırım yapmaya çalışıyoruz. Ona göre harcamalarımız oluyor. Peki, çok iyi bir kadroyla çalışıyorum diye. Evet. Şu zamana kadar birçok dizide oynadın. Akasya Durağı'nda oynadın. Evet. Komiser Tolga. Akasya'da oynadım. Geçen sene Feride'de oynadım. STV ekranlarında. Orada yine komiserdim. Bir 4 yıla aşkın bir komiserlik hayatım oldu yani. Yani dışarıda gördüklerinde mi, vay komiserim falan mı diyorlar sana? Ya bölgelere göre, İstanbul'da bölgelerine göre. Buradaki bölümde her gün artık ekranlarda olduğun için bu yakıştırmayı mı yapıyorlar? Ya şöyle söyleyeyim, İzmir'e gittiğim zaman hala kampüstandan hatırlayan var mesela. Ama işte ben motorla çok sık seyahat ediyordum dizi olmadığı zamanlarda, bu Akasya Durağı ve Feride'den sonra. Şöyle Anadolu'ya doğru gittiğin zaman Akasya Durağı başlıyor. Biraz daha Ankara'yı geçtiğin zaman da Feride'ye yöneliyor. Oradaki komiseri hatırlamaya başlıyorlar. Değişik yani, farklı farklı yerleri, Türkiye'nin bölgelerinin farklı dizilerden hatırlayabiliyorlar tabii. Şimdi bizim üstümüzde uçak hep 3 dakikada sürekli, bir için evet. O ses önemli değil yani. Uçağı da çok seviyoruz. Oradaki insanlara sevgi saygılarını diliyoruz tabii ki. Ben sabırlar diliyorum aynı zamanda. Uçak korkun var mı senin? Evet, uçak fobim var. Vallahi içinde mi yoksa hissederek mi? Yok yani uçağı havada gördüğüm zaman korkmuyorum. İçinde olduğum zaman korkuyorum. Mesela yan taraftan bir ayak attığı zaman ben de kalkarım. Hani denge bozulmasın. Tabii tabii. Niye öyle? Bilmiyorum. Hayır, yani. Kilosun fazla olunca ne yapıyorsun? O zaman yanındakini de kaldırıyorum. Abi bir dakika. Mesela en çok ilk bindiğin, uçağa bindiğin zaman hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Nereye gittin? Hangi korkuyu yaşadın? Şu an onu hisset. İlk bindiğim uçağa. İlk ne zaman uçağa? Zaten ondan gelişti uçak korkusu. Yani küçük bir uçaktı. Ankara'ya gittim. Sabaha karşı İzmir'den. Kim var yanında? Şimdi bak yine elim ayağım titriyor diye. Yok, yalnız değildim. Kalabalık bir ekiple gittik. Bir iş için gitmiştik. Ankara'ya, Ankara'dan da Urfa'ya gittik. Aynen, o Ankara yolculuğu beni bayağı bir şey yaptı. Hatta niye? Ankara'da indikten sonra ben dedim devamını otobüste. Türbülansa mı girdiniz, ne yaptınız? Ben yok, hiç türbülansa girmemişim. Herkes çok rahattı. Bende bir herhalde. Kontrol bende olmayınca bir şey oluyor. Böyle bir tedirginlik oluyor yani. Ben kullansam uçağı bir sıkıntı olmaz. Öncesi ben de bu pilota gitti ki, ben yanınıza geleyim, uçak korkum var. Onu da yaptım, hani pişman oldum. Onu yaptım, pişman oldum. Yok, bir kere kokpite girdim Kıbrıs'tan dönerken. Yani o kadar çok düğme var ki hani
Ben nasıl uçtuğunu anlamadım yani, o yüzden. İkinci üçüncü kez. Ben zaten direksiyon falan var. Tamam. Dedim ki pilot amca diyor, bunda direksiyon var mı? Diyor ki elinde bir şey var böyle. Aynen. Tamam, aynen. Bu diyor direksiyon. Aynen. Hadi ya dedim falan diye. Şimdi birkaç kere de kokpite yer aldım yani. Bir de her şeyden iki tane var yani. Pilotlara vallahi. Kümelerle falan. Aynen, helal olsun. Ne diyeyim yani. Benim hala aklım almıyor uçağın nasıl uçtuğuna. Dolayısıyla aklım almayınca da korkuyorum. Sokağının başında ağlasam, sabahlar sırılsam, aşık olsam, aşık olsam, sırılsam, aşık olsam, sırılsam. Çocukken olmak istediğin yerde misin? Yoksa bak neler ne iş ya, yani doktor olacağım, yok, öğretmen yok, hayır. olacağım veya siz ne olmak hayır. isterdiniz? Yani çocukkenden ziyade artık hani kendini bilmeye başladığın zamandan beri istediğim yerdeyim. Öyle söyleyeyim. Yani keşke şunu yapsaydım, bunu yapsaydım demedim hiçbir zaman. Ama Tolga diyorum. Arda komiserden geldi. Çok çalıştık. Çok evet, çalışıyordun. Evet, çok evet. çalıştın. Evet. Anladın? Evet. Yani çalışmasan bilmem ne yapmasan. Kadir her şeyin bir zamanı yani. Var diye düşünüyorum ben ya. O yüzden hiçbir... Yani atlamadık. Kimseye aynen. yalakalık yapmadık. Aynen. Anladın mı? Aynen. Abi ne olur demedik. Anladın aynen. mı? Aynen. Yapmış olduğumuz yere kaliteli yaptık. Çalıştık. Evet. O yüzden de rahat uyuyoruz. Gayet de... Kimseye de eyvallahımız olmuyor. Aynen. Değil mi? Allah'a şükür. Evet. Ne olursa evet. olsun. Peki dizi çok iyi gidiyor. Hemen hemen her gün yayında. Evet. Hafta içi 5 gün. Başka diziler seyrederken müsait hı-hı. olduğun zamanlar hangi diziyi kaçırmıyorsun, seyrediyorsun veya işte o dizide oyuncu gör zaman atıyorum işte geçtiğimiz günlerde o da burada çekiliyor galiba. Muhteşem Yüzyıl. Muhteşem Yüzyıl'da Vahide Gördüm'ün oyunculuğuna kimse bir şey diyemez. Aynen. Ama o karakter yakışmadı diye dediler. Ya şimdi kast işi de profesyonelce yapılması gereken bir iş. Öyle de yapıldığını düşünüyorum ama orada galiba bir şey oldu. Yani daha önceki Hürrem karakterinin gidişiyle birazcık panikleyip acele hareket ettiler gibime geldi. Yoksa evet yani Vahide Gördüm gibi bir oyuncu hani Türkiye'de böyle parmakla gösterilenlerden bir tanesidir Vahide Gördüm. Ben Vahide ama... Gördüm'ü bilirim. Neriman Uğur'u bilirim. Aynen, aynen, aynen. Ayla Algan'ı bilirim. Ayla Algan, tabii ki, yani, tabii ki, tabii ki. Birkaç tane vardır. Şeyi yani bilirim. Tartışıl... Tekindor. Tartışılmaması... Şimdi son yıllarda şey mesela, az önce dedik ya ismini, gene Muhteşem Yüzyıl'da başrol. Beygüzel Koray'ın kocası var ya. Halit Ergenç. Halit Ergenç tabii. mesela. Aynen. İyi oyuncular var. Tardü Flardüm var. Tartışılmaması gereken isimlerden sayıyorsun hani deminden beri onlardan konuşuyoruz ama hani role olur mu olmaz mı? Sanki Vahide Gördüm oraya olmadı gibi. Ben de öyle düşünüyorum açıkçası. Peki şey sizin dizi seyrederken mesela hı. hangi dizide yani işte baba olmadı veya hiç böyle bir şey dediğin oldu mu? Ya ben burada daha iyi yapardım. Anladın mı?
ya hadi ya böyle bir oyunculuk yeteneğim olur falan. Yok falan öyle böyle. Öyle demedim ama hani ben olsam şöyle yapardım dedim olmuştur. Hani daha iyi yapardım asla öyle bir iddiam olamaz. İzlediğim yani çoğu oyuncu arkadaşım var. Hepsi yani şu anda dizilerde olanları da tanıyoruz, biliyoruz, görüyoruz. Hani ben olsam şöyle yapardım dediğim olmuştur ama ben olsam daha iyi yapardım dediğim olmadı peki, şimdiye kadar. Oyuncu şeyi var mı? Oyunculara baktığın zaman oyunculardaki dostluk, arkadaşlık var mı sence? Veya senin Arda'nın diyebileceği ya ben bu benim çok iyi arkadaşım, hı hı, bununla görüşüyorum dediğin oyuncu arkadaşlar var mı? Var. Var tabii ki. Kim var. Mesela? Özellikle üniversiteden mezun olduğum benim sınıf arkadaşlarım var. Yani hepsi şu an İstanbul'da hemen hemen. Ve çok güzel bir dönemde mezun oldum ben. Şu andaki arkadaşlarımın hepsi de başarılı işlerde görev aldılar. Hala oynayanlar var. Burak Altay var, sınıf arkadaşım. Engin Altan Düzyatan var, sınıf arkadaşım. Rıza Kocaoğlu var, yine sınıf arkadaşım, dönem arkadaşım. Bunlarla görüşüyor musun sürekli? Yani fırsat buldukça. Şimdi hem onun dizisi hem senin dizin varken hani görüşmek çok zor. Mümkün değil yani uydurmak saatleri vesaire ama olmadığı zamanlarda, tatillerde mümkün olduğunca görüşmeye çalışıyorum. Peki, Türkiye'de çok dizi var. Evet. Yaklaşık 50'ye yakın dizi var. Neredeyse. Hemen her gün dizi var. Evet. Ben mesela böyle çok fazla dizi seyreden bir adam değilim ama seyrettiğim zaman mesela Zengin Kız Fakir Olan'ı kaçırmıyorum. Evet, anladın? TRT'de. Yani atıyorum bir iki tane daha böyle. Ama böyle baktığın zaman senaryolara hemen hemen hepsi muhteşem dizini zamanlıkla seyrediyorum. Diğerleri bazı işte vurdu kır dizilerini seyretmiyorum. Niye? Çünkü insanlar kendilerini onun içinde hissediyorlar. Evet, evet. Mesela bir Kurtlar Vadisi adam bir aldım bakıyorsun tak omuzunu düşürüyor. Aynen. Bu özentiyle mi sence başlıyor? Veya buradan seni seyreden işte genç kızlarımız, genç erkeklerimiz, başka işte oyuncu olmak isteyen yetenekli arkadaşlarımız ne yapması gerekiyor sence? Ya yetenek diye bir şey var Kadir ama hani eğer ki daha çok kendilerini geliştirip de tiyatroda da oynamak istiyoruz, biz tiyatro oyuncusu olmak istiyoruz diyorlarsa öncelikle kesinlikle eğitim almalarını tavsiye ediyorum. Ama hayır ben televizyonlarda, dizilerde oynamak istiyorum diyorlarsa bu sefer de ders almalarını tavsiye ediyorum. Onun dışında dediğim gibi yeteneğe inanıyorum. Hani okul okumak illa da gerekiyor diye bir şey söylemiyorum. Sen okuldan çıktın, eğitim aldın mı? Tabii ben... Kimden eğitim aldın? Ben oyunculuk eğitimi aldım, o tiyatro eğitimi aldım. Daha sonra dizilerde işte o bölümlük işlerde gide gele kamerayı, kameranın oyunculuğunu... Isındın kendini, ısındın. Aynen. O şekilde hani birazcık kamera oyunculuğuyla ilgili bir eğitim almadım ama oynuyor herhalde piştim diyebilirim artık yani. O yüzden tiyatro oyunculuğu yapacaklarsa mutlaka eğitim alsınlar. Ben program yapayım, hala diyorum ki çok fazla şeyim var, boşluğum var, bilmediğim şeyler var diye düşünüyorum. Sen bunu diyebiliyor musun? Tabii ki, tabii ki. Hatta daha bugün buraya gelirken abim oynayan bir arkadaşım var, Göktuğ Alpaşar işte dizide abimi oynuyor. Onunla konuştuk, o düşündüğünü söyledi. Böyle böyle yani oyuncu olmasına rağmen, şu an dizide oynuyor olmasına rağmen böyle bir şey istediğini, düşündüğünü söyledi. Ben de düşünüyorum açıkçası yani. Şu şeye çok kızıyorum kardeşim. Adam dizide oynuyor, dizide patlıyor. Hı hı. Ondan sonra basındaki arkadaşlara zamanında arayıp lütfen gel. Ben sana bir sürü isim söylerim, sağlam isim. Ben de söylerim. Beni çek, anladın mı? Ama sonra bir tane dizide oynadıktan sonra adam 5 saat bekliyor çıkarken ne çekiyorsun be kardeşim? Bilmem ne, küfüre kadar gidiyor. Ha. Bu nedir ya, böyle bir şey var mı? Kadir, onun artık hani oyunculukla, sanatçılıkla, meşhurlukla, meşhur olmamakla alakası yok diye düşünüyorum. Bir adamlıkla, insanlıkla alakası var yani. Hani ya ne olursan ol hakikaten adam ol önce yani. Ne olursan ol önce adam ol hakikaten. Ben de kızıyorum. Benim de tanıdığım arkadaşlarım aynı şekilde davrandıkları oluyor. Onlara özelden konuşuyoruz tabii ama herkesin kendi bileceği iş yani. Yani şimdi biraz daha böyle popoplamak mı lazım onları? Yani bir dizide oynadıktan sonra bu dizi biter yani, hayat bitiyor ya. Ya elbette. Şimdi sen dizide oynarken veya bir sinema filminde, bir tiyatroda oynarken işini yapıyorsun. İşini yapıyorsun diye kimse sana bağırıp çağırmıyorsa sen de orada işini yapan insana bağırıp çağıramazsın. Böyle bir hakkın yok. Kim olursan ol yani. Mana.
Yörükoğlu Turizm'in sunduğu Kadir Balık'la Çat Kapı devam ediyor. Yemekle aran nasıl? Yemek yapmayı biliyor musun? Çok severim. Yemek yapmayı da bilirim. Sen yalnız yaşıyorsun. Yalnız yaşıyorum, aynen. Bir köpeğim, bir tane kedim var. Kedi köpek nasıl anlaşıyor? İyiler. Şu yani zaten köpek bahçede, kedi içeride olduğu için bir sıkıntı olmuyor. Bir araya geldikleri zaman? Bir araya pek getirmemeye gayret ediyorum. Yani uğraşıyorum. Bunu zaman ayırabiliyor musun? İşte akşamları eve gittiğim zaman, gece yatmadan önce vesaire. Çok fazla zaman ayıramıyorum tabii ama iyiyiz yani. Bir sıkıntımız yok. Peki bir gün... dedim ya hani en son yaptığın yemek, onu yediğin yemek hangisi mesela? En son yediğim yemek hangisi? Ve yaptığın yemek diyeyim ben sana. En son kendinin yaptığı yemek. En son yaptığım, en son kuru fasulye yaptım. Vallahi kuru fasulye yaptım. Düdüklü tencerede kuru fasulye yaptım. Çok da güzel yaparım. Vallahi. Onun dışında etle aram çok iyidir. Balığı çok severim. Çok iyi mangal yaktığımı söylerler. Çok çabuk yakarım. Mangal iyi yapar. Bir çok, mangal yapalım. Çok çabuk. Vallahi beklerim. Beklerim. Yani öyle bir fırsat olsaydı da keşke evde yapabilseydik. Kurutma makinesiyle mi yapıyorsun? Hiç kurutma makinesi şey falan değil. Tabii. Aynen. Böyle... Dur ya, bir pazar bununla çat kapıyor ben. Haber olmasın. Tamam diye girelim. Hadi kalkla. Öyle ıvır kıvırlar da atmam kömürün içine yani. Aa. Tahtayla bilmem neyle öyle. Süper. Çok da çabuğumdur. Beklerim. Yemek seçer misin? Seçmemeye gayret ederim tabii ama hani çocukluğumdan beri yemediğim bazı yemekler de vardır. Mesela ben mesela nohut yiyemem. Bulgur pilavı severim. Kolay kolay yiyemem. Onu da çok severim. Ben karnabahar pek yemem. Kabakla ilgili biraz sıkıntılarım var. Onun dışında pek bir şey gelmiyor aklıma. Yerim yani. Peki. Tiyatro oyuncususun. Evet. Tiyatroya seyretmeye gidebiliyor musun? Sinemaya gidebiliyor musun? En son hangi filmlere gittin? Ya şöyle söyleyeyim, sinemaya gitmeyi sevmiyorum. Bilmiyorum neden. Türkiye'de sinema sence nerede? Birçok yerde var. Sinema sektörü gelişiyor. Yani çok güzel filmler yapılıyor. Hani sinemaya gitmiyorum ama evde... daha sonra mı seyrediyorsun? Daha sonradan DVD'sini alıp veya işte Dijin'in bazı kanallarında falan seyrediyorum. Sinema sektörü daha da iyi olacak gibi görünüyor. Çok eski bir sektör değil Türkiye'de sinema sektörü. Dolayısıyla biraz zaman vermek lazım. Yapılan filmlere destek olmak lazım. İyi kötü demeyip izlemek lazım. Bunu sinemaya gitmeyen ben söylüyorum ama belki de bizim biraz işimiz olduğu için hani çok fazla gidip gelemiyoruz. Ne bileyim, bankada çalışıyor olsaydım ya da başka bir işte ilgileniyor olsaydım sinema benim için iyi bir program olabilirdi. Mesela ben hep aklımda, hayalimde şey var ya, diyorum ki eski filmler vardı ya, evet. Eski filmler, evet. Kemal Sunal Bey'den, evet. O tarz böyle bir film yapıp da mesela, hı-hı, verilebilir. Öyle bir hayalim var mesela. Yani yeni oyuncularla böyle. Onu denediler birkaç kere Kadir ama çok eski tadı alamadık ya. Eski oyuncuların gösterdiği şeyi alamadık yani. Var hani Hababam Sınıfı serisi çekildi ama dediğim gibi çok, ne bileyim, Kemal Sunal, Tarık Akan. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet mekanı olsun. Cennet olsun. Adile Naşit. Aynen, onların tadını alamadık maalesef. Vallahi hep öyle diyorum ya, keşke. Peki, sen kendini baktığın zaman, hı-hı, şu oyuncunun yerinde olmak isterim, şunun gibi olmak istediğim dediğin oyuncu var mı? Yok, hiç öyle birisi yok. Yani oyunculuk yok, büyüklerden de yok. Yani oyunculuk kim öyle dese de hani biraz yalan söyler gibime geliyor. Oyunculuk bireysel bir iş. Hani sen... birinin yerinde olmak ister misin hayatta? Şunun yerinde olmak isterdim. Dedin mi hiç kendi ben, kendine? Ben yabancı kanalda Ellen var, biliyor musun? Ellen. Sunucu. Evet, evet. O kadına, evet, bayılıyorum. Ellen. Ha. Ben tek gidiyordum o kadın. Anladım. Çok rahat bir kadın. Evet. Ben de çok rahatım. Ya hayır, bir programına veya bir kişinin yaptıklarına... Ellen'de değil mi? Sarışın. Ellen DeGeneres galiba, ha, aynen. Çok rahat bir kadın yani. Hani sen de rahat bir adamsın. Yani anladım. Rahat ben kendimi o görüyorum yani. Onunla, evet, tanışmak isterim mesela. O formatta bir program güzel olabilir Kadir Balığa. Aynen. Ben geçen mesela dünyaca ünlü yıldızları ağırlıyor. Kadın çok rahat. Evet. Hiç.
Kendisi de dünyaca ünlü çünkü. Falan, falan filan. Bir de bu tür seslendirmeleri yapmışlar. Çok başarılı olmuş. Evet. Elim benim. Tek idolum yani. Alın, alın. Ofa getireyim seni alın. Elin. Yani tabii yaşı da çok büyük. Aynen. Saygılar sunuyorum buradan. Hürmetler sunuyorum. Arda, yolda yürüdüğün zaman hiç böyle unutamadığın bir anın var mı? Hayranlarından olabilir. Başka bir şey olabilir. İşte hangi dizilerde mesela oynarken veya işte unutamadığın bir anın var mı? Benim ilk oynadığım dizi, yani devamlı olarak ilk oynadığım dizi Kampüs'tendi. İlk 13 bölümünde oynamıştım. Geçen sene İzmir'e gittiğimde Kampüs'tendeki rolümden tanıdılar. O beni çok şaşırttı, etkiledi. Çünkü yaklaşık bir 11 sene falan olmuş, 11-12 sene olmuş, 12 sene önce. Ha, öbürlerine tanımadılar, bunda tanıdım ben. Yani hayır, devamını belki de biliyorlardı ama hani oradan tanıyıp, aa siz şu değil miydiniz diye söylemeleri hoşuma gitti. 12 sene önceki bir olayı hatırlamaları. Peki, teşekkür ederiz. Buyurun arkadaşlar. Evet. Evet, geri mi diye baktım. Merhabalar. Merhaba. Allah'a şükür. Hadi. Ayakkabılarınıza mı baktın? Yani? Yok, biz şeye baktık. Pantolonun kenarlarına, şunlara bakmıştık. Derim diye. Kış sezonu açılıyor abi. Nosakasa'dayız. Önce... Otu. Evet abi. Öncelikle bu serin havada, hakikaten hava bozdu artık. Ataköy'deyiz ve Ataköy'de ben bu gece iptal olur diye düşünüyordum. Çünkü hani bu serin havada, açık havadayız, denizin üzerindeyiz. Yani denizin üzerine kurulmuş bir sahne. Ama iptal olmadı. Sağ olsunlar, geldi sevenlerim. Ben de geldim şimdi. Şarkılarımı söyleyeceğim. Biraz ısıtırsak onları şarkılarla, ne mutlu bana. Repertuar nasıl? Yeni? Yani 2-3 tane yeni şarkı koydum, yeni yaptığım şarkılardan. Seneye 20. yıl albümünü çıkartacağım, Allah nasip ederse. Müzikte 20 seneyi bitiriyorum seneye. Maşallah, değil mi? Evet. Kasım 1994'te başladım, 2014 Kasım'da 20 sene bitmiş olacak. Seneye 20. yıl diye bir şey yapacağım, bakalım. Peki var mı diğer sanatçılarla ortak bir proje? Çünkü biliyorsun genelde böyle oluyor. Bu 20. yıl albümünde sadece kendim olurum. 10 tane, 12 tane şarkı koyup kendi bestelerim. Aha. Düet yapmam yani, tek başıma. Biraz bencil olabilirim. Bu akşam başka bir sürpriz var mı? Aslında ben de okudum gazetelerde. Mahcup oldum herkese karşı. Chloe ile evlilik teklifini bu gece yapacak, evet, diye yazıldı. Bu benim fikrim değildi. O yüzden Chloe'nin bu akşam bir moda dergisine fotoğraf çekimi vardı. Kızcağız 305. kıyafeti deniyor şu an. Bana mesaj attı, Allah'ım ölüyorum ne olur bitsin artık diye. Hala çalışıyor. Ben de şimdi burada çalışacağım. Bu trafikte evlilik teklif edemeyeceğim, özür diliyorum. Yine bir aksilik. O zaman bu bir hafta daha gidecek efendim. Abi ben gidecek. Herhalde bir gün kendi başıma teklif ederim diye düşünüyorum. Sonra beraber kutlarız yani konserde. Zaten özel bir şey. Hayalinizdeki evlilik teklifi nasıl peki? Böyle sahneden mi yoksa? Yani sahneden güzel olabilirdi. Enteresan olurdu ama işte o zaman mahcup oluyoruz. Ha bugüne, yarına, bugüne. En güzeli dizlerine çöküp dışarıda bir yerde yapacağımı düşünüyorum. Yani nişanı nasıl becerdiysem bunu da beceririm. Yani sadece dizlerinizin üzerine çöküp mü efendim? Yoksa başka sürprizler olur mu? Ya var kafamda bir sürü şey de o zaman sürpriz olmaz abi yani şimdi. Kafamda bir sürü şey var. Aşk şarkıları yazan bir adamdan zaten sıradan bir teklif beklenemez diye düşünüyorum. Evet, haklısın abi. Ama işte şarkılar İngilizce değil. Onu nasıl anlatacağız? Ama şimdi kanasın kanasın, bırakın yaram kanasın. Müziğin gökyüzüne yeni bir şarkı yazdırabilir misin zaten? Yok abi, onlar 25'lerde, 20'lerde falan kaldı. Benden çıkmaz öyle artık. Biz bitirdik o devirleri. Onu genç arkadaşlar yapabilir. Yaparlar. Ehliyete de kavuştunuz bu arada. Gönlünüz hayırlı genç olsun. Değil mi Serdar Bey? Genç. Ne? Motor ehliyeti. Ha, aldım. Hayırlı olsun. İnşallah artık. Abi. İnşallah. Yani ama abi, soğudum motosikletten bak. Boyuna düştüm, kalktım. Kıvanç da geçmiş olsun kazaya. Serdar abi, 3 çocuk. Serdar abi. Tamam, son soruyu alıyoruz. Abi, 3 çocuk istemiştiniz sahnede. 3 çocuk olayı. Yani 3 çocuk aslında şöyle. Rahmetli babamın 3 erkek evladı var işte. Ben en büyükleri. Serdar, Sertaç, Serkan. Benden küçük ortanca Sertaç'la küçük Serkan. Şu an şeyde,
işlerinin başında. Serkan hatta kendi başına bir Moğol restoranı yaptı. Çok güzel Moğol yemekleri falan servis ediyorlar. Sertaç Plastik işyerinin başında fabrikanın. Babam böyle 3 tane erkek yapınca ben de öyle dedim ama onu tabii başbakana yordular işte. Başbakan diyor, Serdar yapıyor diye. Keza yani başbakanın söylediği bence yanlış bir şey değil. Yani millet çocuğumuza karışıyor diyor ama ne fark eder ki, ben 3 çocuk istiyorsam 3 yaparım. 13 istiyorsam 13 yaparım. Ve yani burada başbakanın bir hatası yok ama adamın her dediğine bir kurt buldukları için yani ne söylese Cumhuriyet karşıtı diyorlar yani. O yüzden ben sizin de sizinki de büyük talihsiz bir olay. Ebru'nun yanındaydık. Çok üzüldü tabii. Ama Allah yani bunu verdiyse, yani ana rahmine bu çocuğu düşürdüyse başka bir çocuğu da düşürecektir yani. O yüzden gene olur yani. Büyük geçmiş olsun. Ne diyeyim abi? Bir kere sevseydin benden sana dert falan olmaz, bunu bil. Nasıl güllerin pembe dilleri varsa senin de gülden bedenin var, bunu bil. Verdiğin en mükemmel aşk ızdırak, boş yere etme şikayet tutarak. Bir kere insan yerine koy aşkımı, sevdim anlatamadım. Beraber söyleyelim hadi. Sana değmez, kalbime bir hançer sapla. Bunu bile bile kahrettin. Sana kızmıyorum. Yok ya. Hem bizi aldatacak hem ona kızmayacağız. Yok ya. Beraber. Sana değmez bu sitemler, sana değmez. Kalbime bir hançer sapla, vur gitsin. Beni aldattın.
Kafama bak ya. İkimiz için aynı bedende bir ufak deli kalp diyecek. Kimi gün atacak, kimi gün batacak yapayalnız. Sabah üstümü örtmediğinde, saçını sevip aşk dediğimde, geceler doğacak, yeniden batacak günahınız. Seni öptüm ilk gece bahçede, yüreğim duruyor orada öylece. Hadi git getir al uyanınca, otur yanıma. Denedim yetecek mi ki sabrımız, bitecek mi gönül delikanlımız. Hadi ben bir hata yapıp ayrıldım aynı. Haydi güzel hanımlar şimdi. Hadi çal giderken kapımı, nefes aldım süre seni. Kapadım bütün yollarımı, bebeğim gülümser seni. Hadi çal giderken kapımı, nefes aldım süre seni. Kapadım bütün yollarımı, bebeğin gülün serseri. Hadi çal giderken kapımı, nefes aldım süre seni. Kapadım bütün yollarımı, bebeğin gülün serseri. Maça gider misin? Takım tutar mısın? Maçlarla aram iyi. Maç seyretmeyi severim. Ama stadyumda değil, daha çok evde seyrediyorum. Takımı da tutarım. Kendi şehrimin, kendi semtimin takımı Altay'ı tutuyorum. Altay'ı? Aynen, Altay'ı tutuyorum. Pek birincilikte yok uzun zamandan beri ama inşallah ilerleyen senelerde umuyorum tekrar çıkarız diye top düşünüyorum. Top oynadın mı hiç? Top oynadım, Altay'da oynadım. Tabii İzmir'deyken Altay'da 2 sene altyapıda oynadım. Orta saha. Ya ben bir şey söyleyebilir miyim? Ben bir adam var, onu seyrettiğim zaman bu haftada 3 tane hat-trick yaptı. Messi. Aa. Adam futbol için yaratılmış. Aynen. Ya. Aynen öyle. Zor toplarda gol atıyor herif ya. Başka bir dünyadan diyorlar ya onun için. Ya Messi'den bir gol alalım ya. Yani bir alttan bir şey geçir yani. Ayrı bir adam o ya. Üzerine konuşalım. Benim de bir şey söyleyeyim mi? Geçtiğimiz günde Real Madrid geldi, Galatasaray yendi gitti. Evet. Birçok insan, şimdi diğer takımdaki arkadaşlar çok sevindi. Evet. Yani arkadaşlar bu yarın öbür gün düğün. Size de oldu bu. Ben bir Trabzonspor olarak bunu yadırgadım gerçekten. Aynen. Ama dünyaca ünlü bir dev geldi. Ama o dev aslında çok iyi top oynamadı biliyor musun? 35 dakika Galatasaray top oynadı. Aynen. Sonra Real Madrid oynadı. Aynen. Drogba'nın çıkışı mı sence farklı oldu? Drogba'nın çıkışı biraz dengeleri bozdu tabii ama ya gol atamayıp bir tane üzerine o kadar iyi oynarken gol yiyince takımın da morali bozuldu. İkinci gol yedikten sonra hiç artık beklemiyorlardı ve hani bir golde gördüm artık o korner atışından sonra gol olmadı pozisyon ama oyuncular döndüler artık yani. O zaten gol olacak diye döndüler arkalarına. Hani maçtan kopmuşlardı. Bir de Burak Yılmaz'a bakıyorsun abi çok iyi. Kolay toplarda gol atıyor, zor toplarda adam yok piyasada. Ben tam tersini düşünüyorum ya. Zor topları gol yapıyor, seyrettim kolayları mi? Yapamıyor seyrettim yani. Seyrettim. Kaç tane gol pozisyonu kaçırdı? Umut bir girdi, gol attı mesela. Evet yani. Öyle denk geldi. Aslında bir şey söyleyeyim. Baktığın zaman Dani, ondan sonra Bruma. Mesela Bruma çok iyi transfer. Çok iyi bir adam. Yani Drogba, İnşallah daha uzun görürüz onu yani. Bruma'yı daha fazla dakika almasını bekleriz, seyrederiz inşallah. Vallahi iyi. Peki maça sürekli gidiyor musun? Yok. Genelde dediğim gibi evde izlemeye çalışıyorum. Fırsat buldukça. Onun dışında maça gidecek pek vaktimiz olmuyor maalesef. Vallahi bugün... Bugün maç mı var yoksa? Derbinin maçı var. Beşiktaş... Aa evet doğru. Kim alır doğru. Sence? Beşiktaş Galatasaray kim alır? Galatasaray'ın morali bozuk, biraz morale ihtiyacı var. Beşiktaş da 5'te 5 yaptı herhalde değil mi? 4'te 4 mü? 4'te 4 yaptı. 4'te 4 yaptı. Beşiktaş i̇yi alır. İyi de takım kurdu. Beşiktaş alır gibime geliyor. Bu sene bence iyi gidiyorlar o kadar hocayla. Beraber olur bu maç. Öyle mi diyorsun? Beraber olur.
Trabzonspor'a demiyorum da beraber olur diye düşünüyorum. Trabzonspor'a da Avrupa kupalarında başarılar diliyoruz bu arada. Aynen. Röportajını izledim hocanın. Trabzon'da güzel bir takım olma yolunda ilerliyor. Ama bizim başkan biraz direkt bir adam. Direkt sert bir adam başkan. Gülmüyor. Sert bir adam. Olsun ama o durumu, o duruşu yakışıyor. Yakışıyor yani. Evet. Unutamadığım bir anım var mı? Bizi olabilir, başka bir şey olabilir. Unutamadığım anım çok var. Çok var. Bir tanesini diyorsun. Unutamadığım anımı hatırlamaya çalışayım şimdi. Van'a gittim. Bir işle ilgili yine. Van'a gittiğimizde Van'dan Adıyaman'a geçerken Nemrut'a gidecektik. Nemrut'u görmeye gitmiştik. O baraj gölündeki otobüs motorlu taşıma aracını unutamıyorum mesela. İlk aklıma o geldi. Çok etkilenmiştim. Hem şoföründen hem adam otobüs şoförüydü ve o zamana kadar otobüs şoförlüğü yapmış. Artık şeyleri taşıyordu bu Atatürk Barajı'nda. Onunla birazcık sohbet ettik, muhabbet ettik falan. İlk aklıma gelen oydu. Vallahi ben de o Van Gölü'ne giderken ilk gittiğim dedim ki ne görmüş be, bitmedi bu. Bitmedi, deniz gibi değil mi? Gözden ediyordum, deniz git, gibi. Git. Bir de yine uçakla inerken göle ineceğiz zannettim. Bana, aynen, yani o zaman da ödüm kopmuştu. Uçak korkusu bayağı bir yine geçiyor. Şeyde, Samsun'da da öyle, Trabzon'da da öyle, denizin üstünden iniyorsun. Oralara gitmedim, Doğu Karadeniz'e pek... Karadeniz'e gitmedi bizim orada? Yani batıda kaldım, Zonguldak tarafına kadar. Bir gün o full treni. Çok isterim, yani Türkiye'de gitmediğim tek bölge bu orası. Bu sene çalışıyorsun full. İnşallah yazın olabilir belki, bir yayla mayla falan. Çok güzel olur, gidelim anlatıyorlar arkadaşlar. Böyle bir program yapalım, ciddi aynen söyleyeyim. Hatta bir karavanımız olsa da karavanı kiralayıp gitsek. Araba buluruz orada, sıkıntı yok. Mesela aynen, geçtiğimiz günlerde bizim çok sevdiğim Mehmet Aktarlı var. Benim çok sevdiğim bir kardeşim. Hı-hı. Diyarbakır'dadır burada. Hı-hı. Dedim ki ya Diyarbakır, Urfa falan. Hemen dedi Siirt'te bu, senin sponsorun Diyarbakır'da bu. Sponsorlar Urfa'da da hazır yani. Hazır. Süper, çok çünkü güzel. Çünkü ne olacak, yiyeyim, içeyim, yatacaksın. Aynen. Yol bilmem ne, hepsini hallettiler. Aynen. Sıkıntı yok, teşekkür ederim Mehmet'im benim. Karadeniz turu çok güzel olur hakikaten. Ben her zaman şunu söylüyorum. Ben bir adama hiçbir zaman bir kere ne para için bırakmıyorum. Hı-hı. Benim dostlarım hep sağlam olduğu için vallahi ben direkt dandum bir adamım. Hı. Yani biraz yoltmak lazım beni diye düşünüyorum ama kibarlık nedir bilmiyorum yani, ben yıllardır öyleyim. Ama kendimi çok seviyorum. Ya kibarlık nedir bilmem demeyelim ona da, kaba bir insan değilim diyeceksin. Çok yani kaba değilim. Değilsin. Değilsin. Mesela abi, ben bir şey diyeyim, şunu verir misin lafı ağzımdan zor çıkıyor ya. Böyle bir akrep burcu olduğum için herhalde. Uzatmıyorum diyorsun, ver ya, şunu. Ver lan şunu filan. Benim ekibim mesela Burak olsun, diğer arkadaşımız Hüseyin falan. Ben hani artık alışmışlar bana. Hı hı. Tabii bütün kanaldaki arkadaşlara çok teşekkür ederim. Biraz deli doluyum ama biraz da işimi çok seviyorum herhalde ya. O en belli oluyor. O belli oluyor. Yani. Yaptığın işten de belli oluyor. Gece gündüz hiç sıkıntı olmuyor yani. Aynen. Allah sağlık versin de böyle görelim seni de devamlı. Peki artık programın artık yavaş yavaş sonuna geldik. Bize çok... bu programda yer ayırdığın için. Estağfurullah. Siz beni konuk aldığınız için ederim. Ben çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ben de ekibinize de çok teşekkür ederim. Evet, hayırlı pazarlar diyorum. Bakalım hafta kimler olacak. İyi görüşmek pazarlar. Üzere. Turizm Kadir Balık'la Çat Kapı'yı sundu.